Bismillahirrahmanirrahim. İşte ikincisinin iki misali vardı. A ve B. İkincisi neydi? Kur'an Allah'ın uhrevi fiillerini öyle bir tarzda zikrediyordu ki dünyevi benzerlerini hisseder tarzda, hissettirir tarzda. Buna dair iki misal verilmişti. Birincisi İzâ suhufu nuşret. Acayip ef'al-i uhreviyedir. Allah'ın uhrevi bir fiilidir. Ney? Ahirette sahifelerin yani amellerin bir sahifede neşredilme hadisesini zikrediyorken dünyevi nezairi olan bahar hemen hatıra gelebiliyor. Baharda sahifelerin neşredilmesi hemen hatıra gelebiliyor. İkinci misalimizde İzeşşemsü kübüret. İşte kıyamet zamanında bir ef'al-i uhreviyedir. Güneşin dürülme hadisesi, tekvir edilme yani sarmak ve toplama hadisesi ki bir uhrevi fiildir. Kıyamet fiilidir. Bu nasıl olacak? Bunu kalbe kabul ettirmek için öyle bir tarzda zikrediyor ki nazirini ima ediyor. Benzerini hissettiriyor sarmak ve toplamak. Şimdi bunun iki manası var. Bunun da iki tarzda. Yani tekvir, sarmak ve toplamak demekti. Şu birincisi sarmak ağırlıklı bir manada bunu işliyor. Sarmak ne demektir? Dünyevi benzer nasıl hissettiriyor? İkincisi de sarmak ve toplamakla ilgili. Bu dünyevi benzerini nasıl hatırlattırıyordu? Ondan sonra neticeyi ona bağlayıp mevzuyu bitiriyoruz. Evet, Cenab-ı Hak güneşi Adem, Esir ve Sema perdelerine sarmış. O perdeleri açıyor, yani yokluktan yok iken yaratıyor. Sonra esiri yaratıyor, yok iken esir yaratıldı. Esirden sonra sema tabakaları yaratıldı. Sema tabakaları, perdeleri açıldı. Güneş ortaya çıkartılıp dünyaya gösterildi, vücuda getirildi. Daha sonra tekrardan bu sarıp kaldırılacak. Yani perdeleri, yani bir bohçanın içerisindeki diyelim bir pırlantayı açtın, açtın, bu Gösterdi. pırlantayı çıkardın. Sonra o pırlantayı tekrar ortaya koyuyorsun, perdelerine sarıp kaldırıyorsun. Ve güneş de tekrardan perdelerine sarılarak kaldırılacak yani. Kaldırılacak. Sema, Adem, Esir perdelerine, yani yokluğa gitmeyecek. Fakat Aslında dünyadaki vazifesi kapanacak. Dolayısıyla ne bir nevi vazifesine perde son çekilmiş verilmiş olacak, perde olacak. çekilmiş olacak. İkinci manası, yani toplamak, sarmak ve toplamak manası. Ziya metaını neşretmek ve zeminin kafasına ziyayı zulmetle münavereten sarmakla, yani güneş ziya metaını neşrediyor. Güneşin ziya denilen bir malı var. Işığı, ziyası. Onu neşrediyor. Ve güneş o ziya metaını zeminin kafasına o ziyayı zulmetle münavebeten sarıyor. Evet. Nöbetle. Yani bir zulmeti sarıyor zeminin kafasına. Bir gece gibi Bir yani. gündüzü sarıyor, bir geceyi sarıyor. Nöbetleşe Açılıp yani. Bir gece, bir kapanması. gündüz. Yani şu anda dünyanın kafasına bir gece sarılıyor, bir de gündüz sarılıyor. İkisi de bir anda. Nöbetleşe sarılıyor. Sabah geçecek yani. Akşam. Evet, diyelim şu anda güneş sarılmış ziyanın bulunduğumuz mekana. İşte akşama doğru da ne gece O karanlık sarılmış derken sarılacak. nöbet de Bu işin perde olarak mı? sarmak Sarılmak. ve toplamak manasını işliyor. Yani bir nevi, yani sen şu anda elinde küreyi arz olsa, elinde bir top olsa, oraya iki tane elinde bez var. Bir siyah bez, bir de beyaz bez. Ne yapıyorsun? Bir siyahı sarıyorsun, bir de beyazı sarıyorsun. Sırayla. Şimdi aynen bunun gibi dünyayı küçült, eline bir top olarak al. Işık da o bez gibi olsun. Işığı sarıyorsun, ondan sonra ne yapıyor? Geceyi sarıyorsun. Bak, sarmak ve toplamak. Şimdi Cenab-ı Hak da yani sarmak ve toplamak manası neye? Şurada söyledi ya, yani tekvir, sarmak ve toplamak manasını ihsas ediyordu. Şimdi sardı. Cenab-ı Hak ziya ile zulmeti küre-i arzın kafasına sardı ve muvazzaf bir memur olduğunu gösterdi. Ve her akşam o memura metaını dahi toplattırıp, yani güneş
muvazzaf bir memurdur. Gelişi güzel değil. Birisinin emriyle ışığını veriyor. Ve her akşam o memura metaını dahi toplattırıp gündüz güneş ziya malını zeminin kafasına sardı, serdi ve akşamleyin o sarmış olduğu malını toplattırdı. Hadi bakayım ışığını topla git. Toplattırdı ve güneş gizlendiği gibi kah olur. Bazen ne oluyor? Memura malını toplattı ve gidiyor. Buradaki sarmak, bildiğimiz sarmak mı yoksa kavramak mı? Şimdi güneş bir ziyasıyla dünyayı sardı, sarmaladı. Bildiğimiz bizim gibi beyazla siyah sarmak mı yoksa ışığıyla yani kaplaması mı? Kaplaması bir nevi sarması gibi gözüküyor. Yani döndüğü için bir nevi de böyle sarıyor. Yine de döndüğü için sarmak daha... O zaman daha... gece gündüzü perde olarak algılamayacağız. O başka. Perdelik şeyi birinci şeydeydi. Burada sarmak ve toplamak manasını işliyoruz. Sarıyor. Yani Cenab-ı Hak güneşin ışığını küre-i arzın kafasına sarıyor. Hatta orada ileride bazı şeyleri işaret ediyor yani hakikaten. Belli bir zaman sonra güneş ışığını topluyor. Çekiyor. Şu anda veriyor. Yani vermiş, şu anda topluyor mu artık bilemiyoruz da. Belli bir zaman sonra da ışığını topluyor. Onu fizikçiler incelesin onu. Onlara da işaretleri yerler var. Ve her akşam bazen ne yapıyor? O memura malını toplattırdığı gibi bazen oluyor ki bulut perdesiyle alışverişini az yapar. Burada perde olan bulut. Bulut perde oluyor. Onun alışverişini kesiyor. Kah olur. Ay da bu işi. Ay onun yüzüne karşı perde olur, muamelesini bir derece çeker. Yani güneş muamelesini, hani o ışığı küre-i arzın kafasına sarma hadisesini bir derece çekiyor. Bak dünyevi benzerleri bunlar. Şimdi aşağıda diyecek bir vakit gelecek elbette. O memur. Elbette o memur bir zaman gelecek, bütün artık sarıp toplayacak malını. Şu anda sarıyor, sonra akşam topluyor. Bazen bir bulut perdesiyle alışverişini az yapıyor. Yani malının tamamını toplamasa dahi bulut malının bir miktarını toplattırıyor. Bazen ay onun yüzüne geliyor, perde oluyor. Muamelesini bir derece topluyor. Yani malını bir derece topluyor. Malının tamamı ortada kalmıyor. Aynen onun gibi metaını ve muamele defterlerini topladığı gibi malını, ziya metaını yani ziya malını ve bulut onun önüne gelince muamelelerini, alışverişini az yapıyordu. Bu sefer muamelat defterlerini bir derece topladığı gibi bir zaman gelecek elbette o memur bir vakit o memuriyetten infisal edecektir. Tamam. Yani bütün malını toplayacak, ayrılacak. Dünyevi benzerleri var. Malının topladığının benzerleri var. Gece güneş malını topluyor, gidiyor. Bir gün gelecek bütün toplayıp gidecek. İşte tekfir lafzıyla ahiretteki acayip fiilini öyle bir tarzda zikrediyor ki dünyevi benzerini ihsas ediyor. Burada. Hatta şimdi bütün o memuriyetten ayrılmasına, malını bütün toplamasına daha da pekiştiren bir mana. Hiçbir sebebi az bulunmasla o memur o vazifeden azledilme sebebi bulunmasa dahi şimdilik küçük fakat büyümeye yüz tutmuş yüzündeki iki leke büyümekle güneşin yüzünde iki tane leke var. Bazı derim ki hiçbir tane azledilme sebebi yoktur. Güneşi kimse yenemiyor. Haşa yani. Başka bir şey çarpamıyor. İşte gitse çarpsa dengesini bozup söndürmeye çalışsa o yatım kavruluyor. Onu da yakıt maddesi yapıyor. Farz edelim ki sebebi azlı yoktur. Şimdilik küçük fakat büyümeye yüz tutmuş iki tane siyah lekesi var. Onlar büyümekle güneş yerin başına izni ilahi ile sardığı ziyayı emri Rabbani ile geriye alıp güneşin başına sarıp haydi yerde işin kalmadı der cehenneme git sana ibadet edip senin gibi bir memur musahharı emre ve hizmete boyun eğen memuru sadakatsızlıkla tahkir edenleri yak der.
ve Şems-i Kübret fermanını lekeli siyah yüzüyle yüzünde okur. Şimdi burada Cenab-ı Hakk'ın izniyle ziya zeminin yüzüne sarılıyor. Yerin başına Allah'ın izniyle ziya sarılıyor. Daha sonra Emr-i Rabbani ile geriye alıp güneşin başına sarıp haydi yerde işin kalmadı der. Yani güneş malını topluyor. Artık bu sarmak üstadın bu tabirlerinden bazen şöyle bir mana söylüyorlar. Güneş belli bir zaman ışığını veriyordu. Şimdi ise ışığını topluyor. Yani artık o fiziki bazı kanunlar var. Işığını kendi başına sarıyor. Bütün artık topladıktan sonra malını hadi Allah'a sorusu gidecek. O zaman ile şemsü kübüret manası daha iyi. Güneş dürüldüğü zaman. Yani güneş dürülecek. Işığı gidecek güneşi. Güneşin ışığı kaybolur. Nasıl olabilir ışığı kaybolur? İşte o manaya yakın, o manayı hissettirmek için üstad burada dünyevi misallerden verdi. Güneşin ışığını gece toplanıldığı gibi bir derece buluttan az Cenab-ı Hak alışverişini az yaptığı gibi bir zaman gelecek yerin kafasına sarmış olduğu ışığını, ziyasını toplayacak, kendi başına saracak, ondan sonra ayrılıp gidecek yani. Demek hocam şöyle bir mana oluyor sanki. Kendi şu anda ışık ziya veriyor ya, güneşin manası ziya vermesi. Evet. Öyle bir sarık, bir içerisinde saracak ki kendisi durmadan ölecek gibi bir mana çıkıyor. Çıkıyor. Çünkü yani bütün nuru içerisinde zulümat içinde demek tam kahhar ismi tecelli. Artık onu zaman ve araştırmalar gösterecek. Lekilerin belki bakarsın ki 5-10 sene sonra bir tanesi çıkar bir araştırma yapar der ki şu tarihte güneş kararacak. Önüne şey geldiği için, ay geldiği için kararmayacak. İçindeki leke. Artık o leke büyüyecek. Güneşin artık ne bileyim o içerisindeki maddeler daha ışık vermeyecek. Daha ısı vermeyecek. Güneş kabuğuna çekilecek, kararacak yani. Şu lambanın, bazı lambaların da hani şeyi gittiği gibi söndürüyoruz ya. Yani siyahladığı gibi. Bir bakıyorsun ki ampul aydınlatıyorken bakıyorsun ki içi siyah olmuş, kararmış. Aynen güneş de böyle bir zaman gelip kararacak. Manası buradan hissediliyor. O zaman daha Risale-i Nur Üstad buna işaret ediyormuş. 10 sene sonra bir profesör çıktı, bir araştırmacı. Güneşin belli bir zaman sonra kararacağını haber verdi. Onlar da ya deli misin, nesin dediler. Biz de baktık ki Risale'deki manaya uygun adam doğru söylüyor diyeceğiz. Zaten bunu Üstad söylemiş. O da bunu buldu. Allah Teala sanki burada iki tane tedbir almış gibi böyle. Yani ayrı bulut önüne gelmez. Hani diyor ya hiçbir sebebi az bulunmazsa. O da olmazsa birinci tedbir bitti. İşte onlar Üstad dünyevi benzerlerini ihsas ediyor diyor. Burada da İkincisi kararma var içinde. Yani. Kararma var. Yani güneşin hakikaten tekbir edip sarılıp toplanacağına işaret eder noktalar yani. Kalp örneğinde olduğu gibi mesela kalpte bir siyah nokta geliyor bir şey oluyor ama nokta noktalık olacak. Denilebilir. Manevi aleme tatbik edersek, kalbi bir güneş olarak alırsak, işte kalpteki siyah noktalar, günahlar, nurun kapanmasına perde olduğu gibi, işte güneş de bir zaman gelecek, vermiş olduğu ışık toplanacak. Kararıp gidecek yani.